Dostlar bütün izleyenlere selam olsun. Bugün sizlere kırmızı gül tetra yani gül barp hakkında bilgiler vereceğim. Bu balığın her şeyini yenerek elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Peki bu balığı ben YouTube'da baktığım zaman çok bir hakkında bir bilgi bulamadım en azından Türkçe bir şekilde. Ve ben de biraz daha YouTube'da hakkında bilgi az verilmiş olan balıkları çekmeye çalıştığım için bu balığı çekmeye karar verdim. Bunun gibi YouTube'da ya da başka bir kaynakta merak ettiğiniz, bilgi sahibi olmak istediğiniz bir canlı varsa onun hakkında video çekelim. Yorumlara veya açıklamalar kısmında vermiş olduğum Instagram, Facebook iletişim kısmına görüşlerinizi yazabilirsiniz. Peki bu video içinde bu balık hakkında nelerden bahsedeceğiz? Bu balığın karakteristik özellikleri gibi, ana vatanı gibi kısa bilgiler vereceğiz ilk önce, bir ön giriş yapacağız. Ondan sonra beslenmesinden bahsedeceğiz. Akvaryum şartlarını, hastalıklarını, üretimini ve hangi balıklarla yaşadığını söyledikten sonra da videoyu bitireceğiz. Peki videoya geçelim. Kırmızı gül tetranın ana vatanı aslında çok dağınık bir şekilde doğal ortamı bulunmakta. İşte Bangladeş, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Meksika, Singapur, Avustralya, Kolombiya gibi sıcak su havzalarına dağılmış bir vaziyette, dünyaya dağılmış bir vaziyette bulunan bir balık. 5 yıl ömürlü bir balık, gayet diğer tetralara göre ortalama bir ömür var. Zaten arkadaşlar bakarsanız tetra türlerinin genelinde kısa ömürlü oluyorlar. 4 ile 6 sene arasında yaşayan canlılar. Dış görünüşe baktığımız zaman tek tür renklerden oluşuyorlar. Daha çok genellikle turuncu ve kuyruğunun biraz gerisinde siyah bir nokta oluyor. Kırmızı gül tetralarda tabii türden türe değişik gösteriyor. Çok fazla bir türü olduğu söylenemez ama daha doğrusu türleri fazla ama renk seçeneği olduğu söylenemez ama gayet güzel türleri var. İşte tül kuyruklu olanları var veya balon gibi olanları var. Gayet güzel renkli balıklar. Eğlenceli de aynı şekilde bir balıklar ve amatör akvaristler için gayet ideal. Yani kolay bakımı. Bu şekilde akvaryumunuzda bulundurabiliriz ve gayet de zevk alacağınızı söyleyebilirim. Peki bu balığın beslenmesine geçelim. Beslenmesi tetra türü olduğu için pul yem yiyebilir. Tetralarda çünkü sazengiller familyasından pul yiyebilirler. Pul yem yiyebilirler. Yine aynı şekilde tropikal yemlerden beslenebilirler. Ama bir tetra türü ve doğasında biraz daha protein ağırlıklı beslenen canlılar. Ve bu yüzden canlı yem ağırlıklı vermenizi tavsiye ediyorum. Tabii iki yem çeşidini dengeli bir şekilde vermek lazım. Ve bu canlı yemin de önemini her videomda söylüyorum. Her balık tanıtım videomda bu canlı yemin önemini vurguluyorum. Bunun hakkında daha detaylı bir video çekeceğim. Sadece yem hakkında. Akvaryumunda bitkilerin yararı hakkında da bir video çekmiştim. Onu da yukarıda görmüş olduğunuz linkten izleyebilirsiniz. Evet, peki bu balığın akvaryum şartları nasıl olmalı? Bu balık hangi akvaryum düzeninde, ısısında, pH'ında daha güzel yaşamını sürdürebilirler? Şimdi en az 30 litrelik bir akvaryum olması lazım. 30 litre gayet bence ideal bir akvaryum. Diğer tetra türlerine göre düşük hacimli beslenen balıklar 30 litre çok düşük bir hacim diğer tetralara göre. Bu yüzden sizin avantajınıza küçük bir akvaryumda olması, bitkili akvaryum kesinlikle bitkili olması lazım. Sürü halinde beslenmeleri lazım. Bu balık sürü balığıdır çünkü diğer karma tetralarla da beraber bakabilirsiniz. Ve videonun sonunda sayacağım balıklarla da gayet güzel geçinebilirler. Ama kendi türüyle de bakıldığı zaman gayet güzel bir görsel oluştururlar. Hem de sürü psikolojisiyle hareketlerini falan gözlemlediğinizde eğlenceli bir balık oluyorlar. Güzel bir görsel ortaya çıkartıyorlar. Dediğim gibi bitkili olsun. Bitkili özellikle vurguluyorum. Bitkisiz bir gül tetra akvaryumu olamaz. Bitkili olması şart. Onun dışında dediğim gibi 30 litre hacimde beslenebilirsiniz. En az 30 litre hacimde beslenebilirsiniz.
6-8 pH derecesi arasında yaşayabiliyorlar ve 23-28 derece su sıcaklığı arasında yaşıyorlar. En ideal 26 derece su sıcaklığı. Ondan sonra ışık. Işığa çok dikkat edin bu balıklarda. Fazla karanlık olmasın ortam, fazla da aydınlık olmasın. Bildiğiniz gibi aydınlık, fazla ışık her balığı strese sokar ve akvaryumun bir tane kapağı bulunsun. Çünkü zıplayan balıklar çok strese girdiği zamanlar zıplar ve akvaryumdan çıkarak hayatını kaybedebilirler. Bitkili bir akvaryum kesinlikle olsun. Tekrardan üzerine vurguluyorum. Bitkisiz bir akvaryumda maalesef yaşayamıyorlar. Filtrasyona dikkat edin. Kolaydır aslında bakımı ama belki biraz su düzeninde biraz sorun çekebilirsiniz. Çünkü bakteri kültürüne ve filtrasyona çok önem veriyorlar. Su tazelemeye çok önem veriyorlar. Su tazelerken o kültürü öldürmemeniz gerekiyor. O kültüre sahip çıkmanız gerekiyor. Bunlara çok dikkat eden hassas balıklar. Evet, peki bu balığın gelelim hastalıklarına. Bu balık biraz hassas bir balıktır. Kolay hastalıklara yakalanır. Tabii uygun şartlarda bakarsanız hastalığa yakalanmadan inşallah sağlıklı bir şekilde bakabilirsiniz. Ama diyelim ki beyaz benek oldu. Ne yapmamız gerekir? Beyaz benek tedavisini biliyorsunuz. Daha çok bunlar beyaz beneğe yakalanıyorlar. Kuyruk erimesine çok sık yakalanıyorlar ve iç parazite yakalanıyorlar. Bu üç hastalığı zaten her akvarist bilmesi gerekiyor. Bu üç hastalık, üç ana hastalık, yani bunu bilmeniz gerekiyor. Şart. Şimdi beyaz benek tedavisi. Bunlar hakkında daha detaylı bir video çekerim. Şu anlık kaba taslak anlatıyorum. Yoğun büyük ısı, çok ısı, en az 30 derece. Ondan sonra metil mavisi tuz. Sonra günlük 20 litrede en az %20'lik de su değişimi yapmanız gerekiyor beyaz benekte. İç parazit için sarımsaklı yem, aynı şekilde ısı, kuyruk erimesi için de yine aynı şekilde ısı, tuz, metrel mavisi, günlük su değişimi. Bunlara dikkat ediyoruz. Strese giren balıklar stresten dolayı hastalıklar gözlenebilir. Dediğim gibi eğer bitkili olmazsa akvaryum strese girip hasta olabilirler. Buna dikkat ediyoruz. Bakın, stres bir balıkta ölüm kaybına, can kaybına neden oluyor. Buna dikkat edin. Pekala, gelelim üretimine. Üretimi aynı zebra danio'daki gibi. Bunlar yumurta döküyorlar. Bunun için ilk önce dişi ve erkeği farklı akvaryumlara ayırıyorsunuz. Bunları iyice canlı yemlerle besliyorsunuz. İyice canlı yemlerle besledikten sonra bu balıklara üreme tankını alıyorsunuz. Üreme tankını da şu şekilde, hani zebra danio'da sineklik çekiyorduk ya, onun gibi yapabilirsiniz. Sineklikle ya da işte altına misket, bilye falan koyuyorlar. Yumurta dökülünce anaçlardan saklanması için, anaçlarını yiyememesi için. Ondan sonra işte bunlar 100 civarı bir yumurta döküyorlar. Ondan sonra anaçları ayırıyorsunuz. Akvaryum zaten bu yumurta toplayan anaçlar, dişiler kamburlaşır, böyle karnı şişer, belli olur yani. Yumurtaları da beyaz beyaz olur. Yumurta döküldüğü de belli olur. Ondan sonra ayırıyorsunuz bu anaçları. Yavrular büyüyor. Bunları artemia ile besliyorsunuz. Mikro yemlerle besliyorsunuz. Balıklarımız da bu şekilde. Kırmızı gül tetra, diğer tetra türleriyle, canlı doğuranlarla, tropik türlerle gayet güzel bir şekilde besleyebilirsiniz. Ciklet ve monsterlarla maalesef geçinemezler. Evet, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atarsanız seviniriz. Tavsiyelerinizi yorumlar kısmından veya açıklamada bulunan iletişim kısmından belirtebilirsiniz. Hoşça kalın.